Şimdi gerçekten yumurtaya can veren Allah'ın lafının tam açıklamasını görmüş olduk. Biz Kur'an-ı Kerim'i anlamak istiyoruz. Pek çok dua okuyoruz ama duaların anlamlarında ne kadar vakıfız bilmiyoruz. O yüzden bugün iki tane hep şimdi, okuduğumuz sure. Anlamına suremiz şimdi, var. Şimdi sure ile dua arasında şöyle bir fark var. Kur'an'da geçen besmele ile başlayan bir sonraki besmeleye kadar Kur'an'da 114 tane sure var. Fatiha ile başlıyor. İşte Bakara, Ali İmran, Nisa diye devam ediyor. İhlas, Felak, Nas diye bitiyor. Toplam 114 sure var. Bunlara sure diyoruz. Surenin dışında peygamberimizden öğrendiğimiz dualar var. Mesela Sübhaneke duası. Allahümme salli, Allahümme barik duası, kunut duaları, ki işte zikirler, aynaya bakarken okuduğu dua, evden çıkarken okuduğu dua, eve girerken okuduğu dua, bir yere ağrıdığında okuduğu dua, bunlar da Kur'an'ın dışındaki onun okuduğu dualar. Kur'an'da besmele ile başlanıyorsa bunlara sure diyoruz. Surelerin içerisinde bazen 7 ayet, bazen 70 ayet, bazen 200 ayet, bazen 250 ayet sureler var. Ayet ayet. Her bir ayetin arasına da biz işaret konduğunu görüyoruz ve sonradan ayet numaraları konmuş oraya. İşte bu surelerden İhlas suresi, adı üzerine İhlas suresi. İhlas ne demek? İhlaslı kişi. Ne demek İhlas? Herler. Samimiyet efendi, demek. Samimi, düzgün, kalpten yüreğini demek. Söyleyen. Kalpten gelecek şekilde. İçtenlikle demek. İçtenlikle. İhlas suresi. Kur'an-ı Kerim 6666 diye İmam Zemahşeri'nin bir tespiti var. O böyle kabataslak söylemiş ama 6236-6237 ayet. Bu 6237 ayet ya da 6666 ayet, 114 sure, 600 sayfalık Kur'an-ı Kerim'in İhlas suresini Peygamber Efendimiz 3 ayet kısaca hepimiz biliyoruz. Şimdi okuyacağım. İhlas suresi Kur'an'ın üçte biridir demiş. Kur'an'ın üçte biri. Evet. Bu kadar mı kıymetli? Bu kadar kıymetli. Yani üçte bir Kur'an 600 sayfa, üçte biri 200 sayfa etmesi lazım. İhlas suresi ise bir satır. Nasıl oluyor? Üç ayet bir satır. Kur'an'ın üçte biridir. Sülüsül Kur'an demiş. Kur'an'ın üçte biridir. Ne demek Kur'an'ın üçte biri? İki anlamı var. İhlas suresi dediğimiz sure biliyorsunuz nasıl başlıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Bir de şu var. Kur'an-ı Kerim ilk defa elimize alıp okuyacaksak veya ilk defa ezberimizden de olsa bir ayeti, sureyi okuyacaksak önce evuzu çekeceğiz. Ve izâ kara'tel Kur'âne feste'iz billah. Kur'an okuyacağın zaman Allah'a sığın, evuzu çek. Ayet var. Evuzu çekeceğiz. Buradan bir başlayalım bugün. Evuzu çekmek. Tamam. Evuzu çekmek ne demek? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Şeytanın, nasıl şeytan? Racim, kovulmuş. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınır. Kovulmuş şeytanın şerrinden, şeytandan Allah'a sığınır. Sığınmayla başlıyoruz. Şimdi bu sığınmayla ilgili bir hadise anlatacağım size. Bu Kur'an-ı Kerim'i hafız ezberliyor baştan sona. Hepsini ezberlene hafız diyoruz. Bir de bu Kur'an-ı Kerim'in 7 okunuş tarzı var ayrı ayrı Arap şivelerine, veçelerine göre, kıraat imamlarının tercihlerine göre. Bunların mütevatir olanları, şaz olanları var. Ehli anlasın diye söylüyorum. 10 ayrı kıraat var. 7 tanesi çok meşhur. Bu 7 kıraat çeşidini de bilenlere kurra deniyor. Kurra hafız. Kurra hafız ve bugün biz Balıkesir'den bugünlerde döndük. Balıkesirli
Gönen ilçesi vardır. Gönenli Mehmet Efendi vardı. Allah rahmet etsin. Gönenli Mehmet Efendi kurra hafızdı. Ondan sonra da Düzceli Hendekli Abdurrahman Gürses Hoca kurra hafızların başı oldu. Bunlara da Reisül Kurra deniyor. Yani hafızların başları kurra, kurraların başı da Reisül Kurra. Ölünceye kadar Reisül Kurra'dır. Şimdi Eyüp'te Ahmet hocamız var. Allah uzun ömürler versin. Amin. Ahmet Aslan Hoca. Ölünceye kadar bütün kurraların Türkiye'deki başı Reisül Kurra'dır. Onlar yanlışa, Kur'an-ı Kerim'deki herhangi bir hataya anında müdahale ederler. Ve kimseye... Herhangi bir sayfayı açın, herhangi bir şiveyle okuyun. Okurlar. Hepsine vakıf. Hepsine vakıf ve yanlış yapanı da hemen uyarırlar. Çünkü onlar bundan mesuldür. Şimdi Abdurrahman Gürses Hoca, hocaların hocası, Allah rahmet etsin. Bir gün hafızlar, hocalar karşısında, onun karşısında Kur'an'a başladılar. Her biri de hoca bunların. Orada Eûz'u çekmeyeni hemen haşlardı. Kur'an'a başlarken sadece Bismillahirrahmanirrahim diye başlarsa, Eûz'u çekmezse, Eûz'u çek, Eûz'u çek, bağırır böyle. Herkesin içinde müdahale eder. O da hoca aslında. O da hoca ama Eûz'u çekmesi lazım. İlk defa okuyorsa sureyi, kendinde sıra Eûz'u çekecek. Başlamış, başka sureleri de okuyacaksa besmele yeter. Onun için ilk defa Kur'an'ı okurken elimize aldık. İlk yapacağımız şey, çünkü Allah Teala buyuruyor ki Kur'an okuyacağın zaman Allah'a sığın şeytandan. Biz de ne diyeceğiz? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bunu demek farzdır. Biz yanlış mı söylüyoruz acaba? Siz başka bir yerde bölüyorsunuz mesela. Değil mi? Sizin ben manaya göre bölüyorum. Şimdi biz anlamadığımız için o manayı. Mesela bir Eûzu çekin lütfen. Onu da Bismillah'la başlayacaktım. Yok, Eûzu'ya Bismillah'la başlanmaz. O zaten besmeleden öncedir. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Tamam. Şimdi burada işin ehli manayı böyle sekteye uğratacak telaffuz hatasını anlıyor. Mesela Zahide Hanım şöyle dedi. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Evet, öyle ezberlemiş. Şimdi, hepimiz öyle bilmiyor muyuz çoğumuz? Burada tahtamız var mı? Tahtaya ben kelime... Çok önemli bir yere geldik şimdi. Evet. Biz bunu çoğunuz böyle okumuyor musunuz? Ben mi yanlış biliyorum değil mi? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Şimdi burada kelimeyi biz ne yaptık? Bozduk. Eyvah, ben başka bir şey mi söylüyorum? Mana bozulmaz. Ha. Mana aynı ama Türkçe hani bir kelime konuşurken... Doğru. Farklı bir anlam çıkartabiliriz oradan. Buna ne diyebiliriz? Nasıl bir bağlama diyelim? Mesela... Güçsüz müsün? Niçin bugün işte yorgun görünüyorsun? Bu cümleyi güç bölüyorsun orada. Süz müsün? Niye bölüyorsun? Çin bugün diyorsun. Bunun gibi oluyor. O zaman çok iyi oldu bunu söylememiz. Siz de hiç söylemiyorsunuz. Bak, çoğumuz böyle okuyoruz hocam, farklı bir yerden bölüyor. Şimdi ben kelime kelime yazayım. Siz de orada durabilirsiniz. Sağ olun hocam. Kalemimi alayım. Bir de kırmızı var mı? Hemen geliyor hocam. Kırmızı da gelsin. Şimdi tabii herkesin Arapça bilmesi şart değil. Herkes de bilmiyor zaten ama bunu biz söylüyoruz. Ezbere biliyoruz. O Arapça bilenler de Türkçesini de yazacağım. Korkmayın, ikisini de ben yazarım. Şimdi bu bir kelime, buna biz istiaze diyoruz, sığınma. Allah'a sığınmak için eûzu diyoruz, sığınırım diyoruz. Kime? Billahi. Billahi. Bu da bir kelime. Eûzu billahi. Başka? Neden? Mineşşeytani. Mineşşeytani. Şurayı biraz daha yaklaştırayım. Böleyim derken sığdırması zor olabilir.
Euzubillahi. Benim söylediğim ne anlama geliyor acaba? Cennetten kovulan şeytandan Allah'a sığınırım diyerek başlayacağız ama... Evet. Euzu billahi mineşşeytani erracimi. O zaman kelime kelime söyleyecek olursa euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu billahi mineş değil. Ha. Türkçesinde yazayım kelime kelime euzu billahi mineşşeytanirracim. Mineşşeytani. Euzu billahi. Evet ya, mineşşeytanirracim diyormuşum ben. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Mineşşeytani erracim. Yani oraya da bitiştiriyoruz. Racim. Şunlar çekiyor. O zaman kelimeyi böyle söyleyeyim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu billahi mineş değil. Bir şeyi çözdük. Çok yaşayın hocam. Evet. Belki de en çok kullandıklarımızdan birisi ama belki de çok yanlış yaptıklarımızdan birisi. Şimdi bu kurralar buna dikkat ederler. Kur'an-ı Kerim'e başladığımızda Euzu billahi mineşşeytanirracim dedik.